şeffaf bir belediyecilik bugüne kadar özellikle Dilovası'nda hiç yaşanmamış. Oldukça belediyenin bütçesi büyük bir bütçedir. Hiçbir şekilde halka veya şehre veya yaşadığımız kente hiç yansımamış. Halka gerçekten bir son yıllarda gelen bir güvensizlik söz konusudur. Bu genel seçimlerde de yansıyor. Nasıl kazanılıyor? Acaba şaibeler mi var? Acaba sandıkları mı değiştiriyor, sonuçları mı değiştiriliyor? Ezelden beri biz sandık güvenliğine önem veren bir partiyiz. Bu seçimde de bize daha farklı bir önem arz etmiştir. Daha da dikkatli oluyoruz, daha da profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Bunun üzerinde başından beri biz bütün sandık görevlerini oluşturduk. Bütün köylere varıncaya kadar her sandığı doldurduk. Bunlarla ilgili eğitimlerini de verdik. Okul sorunlarını oluşturduk. Yani normalde bir iki kişiyle biz bir iki kişiyle sınırlı kalamadık. Bazı okullarda 5-6 okul sorunlarını oluşturduk. Müşahit noktasında geniş bir çalışmamız oldu. Her okulda en az 10 tane müşahit, normalde içeride duracağı 2 müşahit arkadaş oluyor. 2 kademeli müşahit çalışmasını yapıyoruz. Okulda duracak 2 arkadaş ve dışarıda da halkı karşılayacak. Hatta oylarını kullanıp oğurlanması gerektiğini, yaşlı insanlarımızı karşılayıp oylarını kullanması için yönlendirmeye kadar birçok noktada müşahit arkadaşları, okul sorumlularını biz hem eğitimlerini verdik. Geçen hafta 300 kişiyle yapılan bir eğitim çalışmamız, toplantımız oldu. Geniş bir eğitim verdik eğitimci arkadaşlarımız. 12 tane hukukçu arkadaşları biz burada görevlendirdik. Bunu daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Bu tür seçimlerde sandık güvenliğiyle ve çıkabilecek herhangi sorunları üzerinde çözüm odaklı arkadaşlarımızdır. Aynı şekilde 3 tane arkadaş da ilçe seçim kurulunda itiraza yetkili 3 tane hukukçu arkadaşı görevlendirdi. Ve o günü zaten burada vekilimiz Ömer Hoca da burada olacak. Herhangi çıkabilecek sorunlara karşı aslında şöyle diyebiliriz, o gün burada bir ekip kurarak, bir ekip çalışmasıyla seçim bitene kadar, seçim sonuçlanana kadar, eğer sabaha kadar da gerektiriyorsa biz il, ilçe, vekille birlikte, merkezi gelen pemelerle birlikte, belediye eş başkanlarıyla birlikte bir ekip oluşturduk. Bu ekiple birlikte sabaha kadar da gerekirse sonuç bitene kadar burada hem hukuki noktasında hem sandık güvenliği noktasında bir ekip olarak kolektif bir çalışma hazırlığın içerisindeyiz. Halka şu mesajı verebiliriz. Bu seçimde bütün önlemlerimizi almışız. Hiçbir şekilde sandıklara herhangi bir müdahalenin söz konusu olmasına izin vermeyeceğimize dair bir çalışma ekibini kurduk. Ben partinin belediyecilik anlayışıyla Dilovası'na gelmesi zamanıdır. Bütün halkımızı sandık başlarına gidilmesini, oyunu kullanmasını, siz oyunuzu kullanın, koruması bizden, biz de bu sözü veriyoruz.